Fenerbahçe'nin hem iyi oynaması hem kazanması gereken maç olarak karşımıza çıkıyor bu. Çünkü artık o taraftar o güveni verecek, işte rakibin önünde tehditler olabilecek, herkesin önlem alması gerektiği bir takım olduğunu hem sahadaki oyunuyla hem oyuncu duruşuyla, oyuncuların vücut diliyle ispat etmesi lazım. Herhalde 5-0-5 oynamayacaktır bu karşılaşmada. Çünkü biz Jesus'un Süper Lig'de tanışma maçı olarak görüyoruz. Yani başka bir ligden geliyor, başka bir iklimden geliyor, başka havalardan geliyor. Buranın suyu farklı akıyor. Tadı da farklı Süper Lig'in. Yani burada 13-14 takım, belki 15 takım büyüklerin önüne otobüs çekiyorlar. Yani yaptıkları kurgu da öncelik %60-%70 rakibi durdurmak, rakibi izole etmek yönünde. Ondan sonra kendi hücum planlarını, hesaplarını yapıyorlar. Olursa olura gidiyorlar yani. Hep beraberlik iyi sonuç olarak sahaya çıkıyorlar. Ve bu direnç içindeki bir rakibi geçmek adına üretmemiz lazım. Üretmeniz için de topa sahip olmamız lazım. Jesus daha çok direkt oyunu isteyen, bir an önce kaleye gitmek isteyen bir teknik direktör. Sistemini de buna göre kurguluyor. Yaptığı transferler de buna göre yapılan transferler. Ama Türkiye'nin realitesinde tek orta saha yok. Türkiye'nin realitesinde yani topu da bir an önce kapmanız rakipten ve tekrar hücuma geçirmeniz için sahadaki orta saha özellikle oyuncuların en az 3 tane olması lazım. Realite bu Türkiye adına. Yani skor almışsınızdır, rakip artık risk almaya başlıyordur. Farklı yöntemler, farklı sistemler, farklı dizili işlerle işe renk katabilirsiniz ama Kasımpaşa maçında da veya diğer karşılaşmada da bu gerçekte karşı karşıya kalacak. Bunu öğrenmiş olduğumuz Ümraniye maçında. Bekleyeceğiz nasıl bir takım çıkartacağını. Ben de merakla takip edeceğim. Muhtemel 11'imizi ben yönetmenim Tolga'dan rica edeyim. Hazır olduğunda ekrana verelim. O arada da belki Mert Hakan Yandaş'ı konuşabiliriz. Derken ekrana geldi Tolga çok hızlı her zamanki gibi. Kalede Altay'ın olmasını bekliyoruz. Ferdi, Zalai, Perez, Osayi savunması. Arao önlerinde. Lincoln, Emre Mor, Zayt orta alanda ve yine ileri uçta da Joshua King'le Valencia'yı görmeyi bekliyoruz. Ama şu notu da ekleyeyim size bırakırken sözü. Mert Hakan Yandaş'ın da süre alma ihtimali olabilir bu karşılaşmada. Bir sakatlığı vardı sezon başından beri oynayamamıştı. Buyurun. Yani Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci geçen sezonun en önemli iki kahramanı. Lider oyuncu olduklarını gösterdiler. Sorumluluk aldılar. Ellerini taşın altına soktular. Ve Fenerbahçe'nin taraftarı da olan barışmasında bu iki oyuncunun performansı çok etkili oldu. Buna tabii Altay'ı da ekleyebiliriz. Yine iki orta sahayla oynuyor. Yani Lincoln nasıl bir orta saha? Yani %60 ofansif oyuncu. Emre Mor ofansif bir oyuncu. Burada önemli olan şu, top rakipteyken Fenerbahçe'nin nasıl pozisyon alacağı ve topu ne çabuklukla kapacağı. Çünkü Kasımpaşa, hatırlıyorum yani geçen sene Beşiktaş maçını kazanırken çok net kapandı. Yani duvara çarpmadı Beşiktaş'ta. Galatasaray maçı da vardı mesela. 2-0'dan 2-2'ye getirmişti Kasımpaşa. Çok diri kalmıştı maç sonunda. Yani aynen öyle oynamak isteyen takım. Yani biraz top çevirmesi lazım. Biraz pas yapması lazım. Direkt oyun güzeldir. Seyirciye de keyif verir. Yüksek tempo. Ki şeylere de baktığımız zaman Sinem ilk haftanın istatistiklerine mesafe 24 kilometre ve üstü galiba hesaplanıyor süratte. Fenerbahçe birinci sayıda sahada tüm takımlar içinde en fazla depar atan, depar sayısına sahip ve depar atan oyuncuya sahip takım. Yani istemişler, bir an önce kaleye gitmek istemişler. Bunun içinde
efor ortaya koymuşlar. Üçte gol attılar. Öyle veya böyle. Ama işin ikinci kısmı da Savunma kısmı mı sıkıntı orası? oldu. Tabii savunma aynen yani oyunu kontrol etme kısmında sıkıntı oldu. Yani Ümraniye maçı ilk yarı bittiğinde Fenerbahçe'nin pas sayısı 150 idi. Uzatmalarla birlikte 50 dakika hesaplasak ilk yarıyı 1 dakikaya 3 pas düşüyor. Yani bu skandal bir rakam. Ve 2-1'de önde içeri girdi. Ve ikinci yarı aynı oyunda başladılar. Bu da skandal bir teknik direktör tarzı diyelim. Yani burada bir inat mı var, ne beklenti ne durumda bilmiyorum. Yani sırf analizciler muhakkak önüne koymuşlardır. Jesus'un böyle bir durum var diye. Orada durumun vahametini görüp ona göre oyuncu değişikliklerine ya da modellemesine gitmemesi anlaşılır gibi değil. O nedenle bugün mesela Zayas'ın ilk 11 başlaması bizim muhtemel kadroya göre Ara-Zayas ikilisi. Hadi Lincoln'a da bir 8 verelim. Yani 8 numara rolü verelim. 1-6-2-8 ya da 2-6-1-8 daha mantıklı gibi geliyor. Ve bu modelleme içinde hakikaten rakibi tehdit eden oyuncuları var. Yani iki bekinden iki ön tarafına kadar. Yani Fenerbahçe takımında skor yapar dediğiniz diyeceğiniz bir anda 6 oyuncu birden sayabiliyoruz. Ki bunların içinde Zayas yok. Yani o sayı Ferdi etkili hücumcu bekler. İşte Emre Bon, Lincoln adam eksiltebilen, direkt kaleye gidebilen, hızlı gidebilen orta saha oyuncuları ya da forvet özellikle orta sahalar duran top kullanma özellikleri de var. İşte Valencia, Joshua King tempolu oyuncular defansın arasına girip orayı korkutan, karıştıran oyuncular. Yani bu oyunculara sahip bir takım karşısında ilk planınız kazanmak olamıyor. Yani bu konuda bir şey niye böyle oynuyorsun diyemezsin yani. Kasımpaşa'ya da diğer takımlara da. Ama ağır bir gün geçti bugün İstanbul'da. Müthiş yağmur var. Bu yağmurun stat zeminine yapacağı etkiyi de düşünmek lazım bu karşılaşma adına. Ağır bir zemin olacaktır. Onu da bir tarafa koyalım. Fenerbahçe adına günü rahatlatacak en önemli şey öne geçmek. Yani rakibi risk kaldırmak. Çünkü saha şartları iki takım için de geçerli. Tabii. Ve Kasımpaşa'da böyle sürekli defans arkasına adam kaçırmayı deniyor. Yani buna Emre Hoca, Emre Belözoğlu önlemini almıştı. İlk hafta karşılaşmasında. Mesela bu konuda Fenerbahçe'nin top rakipteyken defansa gelecek yani topun arkasına geçecek oyuncularının da bu akılda olması gerekiyor. Mesela Salah-Perez ikilisi iki tane sol ayaklı stoper.